Merhaba çocuklar. Bugün size sokak sanatının en önemli temsilcisi olan İngiliz sanatçı Banksy'den bahsedeceğim. Yalnız size Banksy'nin bir fotoğrafını gösteremiyorum çünkü Banksy'nin aslında kim olduğunu bilmiyoruz. Banksy kendini çok iyi gizleyen, kimliğini bu zamana kadar ustalıkla saklamayı başarmış bir sanatçı. Bunu kendi tercih ediyor. Eserlerini kendini gizleyerek, kendini göstermeden maske takarak yapıyor. Sanatını sokaklarda, duvarlarda ve binalarda sergiliyor. Kendine özgü bir tarzı var ve genellikle eserleri barış ve adalet konularına odaklanan mesajlar içeriyor. Aynı zamanda çevreci, tüketim çılgınlığını eleştiren ve hayvan haklarını savunan eserleri de var. Toplumda yanlış giden şeyleri eleştirip insanların bu konular üzerine düşünmelerini sağlayan eserler üretiyor. Hadi gelin şimdi Banksy'nin çalışmalarına daha yakından bakalım. Kırmızı Balonlu Kız, Banksy'nin en ünlü eseri. Saçları ve elbisesi şiddetli bir rüzgarla savrulan, kalp şeklinde kırmızı bir balona uzanan küçük bir çocuk görüyoruz. Küçük kız balonu yakalayabilecek mi? Yoksa balonun ipini az önce yanlışlıkla mı elinden kaçırmış, orası belirsiz. Ama belki de duvarın hemen sağında bulunan yazı bize cevap veriyor olabilir. There is always hope. Banksy bu eseri her zaman umut vardır ifadesiyle eşleştirdi. Bu nedenle eser hem çocukluk masumiyetini hem de en karanlık zamanlarda bile umudumuzu kaybetmememizin önemini anlatıyor. Şimdi gelin bir diğer önemli eserine bakalım. Eserin ismi Çiçek Atan Adam. Banksy'nin Çiçek Atan Adam adlı grafitisi siyasi bir mesaj taşıyan ve barışçıl protestolara atıfta bulunan bir eser olarak kabul edilir. Eserde protesto sırasında Molotov kokteyli atmak yerine çiçek atan bir adam resmedilmiştir. Bu, şiddet içermeyen ve barışçıl yöntemlerle protesto etmenin daha etkili olabileceğini anlatan çok önemli bir eser. Çiçek Atan Adam grafitisi aynı zamanda toplumsal değişim için şiddet yerine sevgi ve barış dolu yaklaşımların kullanılması gerektiğinin mesajını da veriyor. Bir diğer eser otopark. Duvarda kırmızı harflerle İngilizce parking yazıyor. Yani otopark. Fakat fark ettiyseniz sondan 3 harfi silinerek park yazısı çok daha belirgin halde bırakılmış. Aynı zamanda park yazısından sağlanan bir çocuk görüyoruz. Banksy bu çalışmasıyla şehirlerde otoparklardan çok çocukların özgürce ve güvenle oynayabilmeleri için daha fazla parklara, oyun alanlarına ihtiyaçlarının olduğuna vurgu yapıyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Banksy'nin son bir eserine daha bakacağız fakat bunu sizlerin yorumlamasını istiyorum. Esere dikkatlice bakalım. Neler görüyorsunuz? Neler resmedilmiş? Ayrıntılarını görmeye çalışın ve size ne hissettirdiğine odaklanın. Sanatçının bu eserle ne anlatmak istemiş olabileceğini düşünün. Düşüncelerinizi dilerseniz benimle yorumlardan da paylaşabilirsiniz. Şimdi etkinlik zamanı. Banksy'nin çalışmalarını inceledik. Biz de kendi çalışmamızı yapacağız. Tıpkı Banksy'nin üretim metodu olan stencil tekniğini kullanarak. Önce malzemelerimize bakalım. Bir kağıt, bir kalem, bir tane keçeli kalem. Ben siyah tercih ettim ama siz hangi rengi kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bir adet beyaz kuru boya, bir adet mukavva ya da kargolardan gelen karton kutulardan da keserek elde edebilirsiniz. Bant belki ihtiyacım olur diye düşündüm ama kullanmadım. Silgi, fırça, makas, siyah akrilik boya ama illa akrilik boya olmak zorunda değil, siyah sulu boya da kullanabilirsiniz. Palet veya boyayı koyabileceğiniz bir kap ve bir miktar su. Şimdi ilk olarak taslak hazırlıyorum. Ben zıtlıkları bir araya getirmeyi seven Banksy'nin çalışmalarından ilhamla uçan bir fil çiziyorum. Sizler hangi figürleri ve şekilleri stencil tekniğiyle çizmek istediğinizi düşünün. Örneğin kalp, yıldız, hayvan figürleri veya kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Önce fili çiziyorum ve ardından balonu. İşte oldu. Şimdi siyah keçeli kalemim burada devreye giriyor. Daha sonra siyahla boyadığım her yeri keseceğim. O yüzden burada nerelere keseceğinizi iyi düşünmelisiniz. Şimdi siyah alanları makasla kesme zamanı. Lütfen burada dikkatli olun. Makasla burayı keserken ilk keseceğiniz yerin altına yumuşak bir silgi, oyun hamuru, hamur yapıştırıcı veya sünger gibi bir malzeme koyarsanız ilk deliği kolay açarsınız ve oradan kesmeniz daha kolay olur.
Bu arada kesme işleminizde biraz sabırlı olmalısınız. Oh, sonunda bitti. Şimdi bu şablonu duvarımıza aktaracağız ama önce bundan bir duvar yapalım. Burada önce beyaz kuru boya ile duvar görüntüsü oluşturmayı deniyorum fakat beyaz pastel boyanın daha iyi olacağına karar vererek tekrar deneme yapıyorum. Evet, bu daha iyi oldu. Şimdi eğlenceli kısım geliyor. Şablonumuzu duvarımıza yerleştireceğiz. Fakat sabit tutmamız gerektiği için hamur yapıştırıcı ile şablonumuzun arkasını sabitlemek için yapıştırıcılar koyuyorum. Küçük küçük. Ve ardından duvarımıza yerleştiriyorum. Boya ile suyu karıştırıyorum. Burada biraz kirlenebiliriz. Ona göre hazırlıklı olun. Ve püskürtme işlemi başlıyor. Dilerseniz elinizde böyle bir şişe varsa bu çalışmayı onunla da yapabilirsiniz. Örneğin evinizde bulunan bitmiş deterjan şişesini kullanabilirsiniz. İçerisine boyayı ve az miktarda suyu koyup çalkaladıktan sonra şablonunuzun üzerine püskürtme yaptığınızda çok daha hızlı sonuç alacaksınızdır. Püskürtme işlemi bitti. Stencil şablonu dikkatlice çıkarıyorum. Şablonu kaldırırken yavaş hareket etmemiz önemli. Böylece boyanın altındaki alanlarda herhangi bir kaçak olmayacaktır. Bu arada boyanın kurumasını beklemeyi unutmayın. Kuruma süresi kullanılan boya ve boyanın yoğunluğuna bağlı olarak değişebiliyor. Kuruduktan sonra stencil çalışmamız tamamlanmış olacak. Yine oldukça heyecanlı ve keyifli bir etkinliği daha geride bıraktık. Bu videodan ilhamla sizler de kendi çalışmalarınızı üretirseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Bunları görmek çok keyifli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sanatta kalın.